Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Efendim, önlük şapka giymekle sanki efendim usta oluyormuş. Var mı öyle ya ama? Biz 40 yıl yapmışım. 45 yıl bu işin içine girmişim. Daha eksiklerim var diyorum ben. Adamcağız hemen önlüğü şapkayı bağlamış. Ben ıstayım diyor. Nazım ıstanın yerinde gözüm var. Hadi gel bakalım. Efendim neyse her şey bir tarafa. Şimdi çilisan etsek affola. Gelelim neler var bugün neler onlardan bahsedelim. Pekmezli bir muhallebi hazırlayacağım. Bugün hep böyle evinizde hazırlayabileceğiniz tarz, yani her zaman da bugün biraz daha böyle pratik tariflere vermeye çalışacağım. Çünkü sevgili izleyenlerim, reklamda görüyorsunuz, restoranlarda görüyorsunuz veyahut da işte dizilerde falan filan görüyorsunuz orada burada. Ulaşamayanlar, yapamayanlar, yani şehirde oturamayan insanlarımız vardır. Muhallebimizin sütü kaynıyor. Bakın mahallemizin sütü kaynıyor. Tutmaması için, burada kaynıyor hiçbir sıkıntı olmadan. Tutmaması için tabanının tencerenizi ıslatıyorsunuz ve ondan sonra içerisine sütü bırakıyorsunuz. Tencereyi ıslattıktan sonra tabanın tutma korkusu oluşmaz. Onu hiç merak etmeyin. Şöyle biraz daha ayırmış olduğum süt var. Onu da içerisine ilave edeyim. Çünkü kaynadı. Efendim muhallebi. Şöyle 10 bardak sütümüz var. 10 bardak sütün şöyle 7-8 bardağını bir tencerenin içerisine bıraktık. Bu tencerenin içerisinde şu şekilde kaynatıyoruz. Burada çalışacağım. Şimdi efendim burada öğütülmüş fındık var gördüğünüz gibi. 2 kaşık pirinç unumuz var. 2 kaşık nişastamız var. 2 kaşık da normal unumuz var burada. Hepsi ikişer kaşık. Burada da 1,5 su bardağı toz şekerimiz var. Burada da efendim pekmezimiz var. Şimdi bunları nasıl bir araya getireceğiz? Oradan yola çıkalım. Bunların hepsini bir araya getirebilmemiz için bu sütü ayırmışım ben burada. Evet. Sütü ayırmışım. Bu sütün içerisine unumuzu 2 kaşık un, 2 kaşık nişasta. Evet, 2 kaşık nişasta. 2 kaşık da pirinç unumuz var. Bunları ilave ettik. Çünkü bunları baştan ilave edip de hep beraber kaynatırsanız o zaman belki bir problem yaşayabilirsiniz. Nedir bu problem sevgili izleyenlerim? Tavanını tutturabilirsiniz. Onun için sütü daha evvel kaynattım ben. Kaynadıktan sonra bu malzemeyi onun içerisine ilave edeceğim. Bütün malzeme içerisine ilave ettikten sonra da bunların hepsini mis gibi pişireceğiz. Ve pişirdikten sonra da bunları bakın bir araya getireceğiz. İsterseniz kaselere pay edebilirsiniz. İsterseniz bunları küçük kuplara pay edebilirsiniz. Eğer çocuklar varsa hepsini birden bitiremezler. Küçük kupları bırakırsanız, onlarına servis ederseniz daha iyi netice alınır. Çünkü yarısı kalmaması açısından, çünkü yiyemem deyip geri çekilirler. Onu o şekilde yapmamanız için, o şekilde olmaması için sevgili izleyenlerim, küçük kapları tercih ederseniz, küçük kaplarda, ha onu bitir yavrum, hani bitir bir daha sütünü sonra, çünkü yarım kaldıktan sonra olmaz, bozulma olmasın. Evet, durum böyle. Burada da efendim hemen ateşimizi hızlandırıyoruz ve burada kaynamış olan süt vardı. Onun içerisine bir miktar daha soğuk süt vardı, çok ayırmışım. Onu da ilave ettim, kaynasın. Kaynadıktan sonra buradaki malzemeyle birleştireceğiz. Tekrar ediyorum, malzemelerimiz nelerdir sevgili izleyenlerim? 10 bardak süt, 2 kaşık pirinç unu, 2 kaşık nişasta, 2 kaşık bildiğiniz normal un, 1,5 su bardağı toz şekerimiz var, 1 bardak öğütülmüş, ince öğütülmüş fındık var. Bunu isterseniz beraber pişirebilirsiniz de, isterseniz bunu daha sonra pekmezin üzerine servis edebilirsiniz. Ondan sonra o şekilde de kullanabilirsiniz. Kaynadıktan sonra toz şekeri ilave edeceğim. Toz şeker eridikten sonra tekrar kaynayacak. Buradaki soğuk sütlü malzemeyi ilave ediyorum.
kaynamaya başladıktan itibaren birkaç tur kaynatıyorum. O arada da sürekli karıştırarak tabii ki tabana oturmamasını sağlayacağım. Çünkü içerisindeki bulunan malzemeler onu tabana oturmasını sağlar, yapışmasını sağlar. O zaman da ne olur? Tabanı sarmış olur. Tabanını sardırmamanız için sürekli karıştırmanız gerekecektir. Burada pekmezimiz var. Pekmezi kullanacağız. Pekmezi tabii ki isterseniz kaselerin pay ettikten sonra, servis ettikten sonra kaselerin üzerine de birer kaşık bırakabilirsiniz. İsterseniz muhallebinin içerisine de bırakıp o şekilde de pişirebilirsiniz. Ama çocuklara biraz daha hoş gelmesi açısından, kaselerin veyahut da kupların üzerine o pekmezi güzel güzel servis ederseniz sevgili izleyenlerim daha iyi olur. Çocuklar da iştah açıcı olur. Çocukları bu tarz beslemelere dikkat ederseniz iyi neticeler olunur. Çünkü içerisinde bulunan hakiki dut pekmezi veyahut da üzüm pekmezi, bunlara dikkat edin. Orijinallerini almaya çalışın. Şimdi Anadolu pazarlarımız var artık. Anadolu insanları eskiden değil, eskiden herkes gitmezdi köyüne ama şimdi 8-10 senedir herkes köyüne gidiyor. Yazın orada bütün kışlığını yapıp geri geliyor sonbaharda. O tür bir de bunu böyle kar amaçlı yapanlar vardır. Bölgesinde yetişen sebzelerden, meyvelerden, işte kurutuyorlar, getirip satıyorlar. Meyvelerden bu tarz işlemler yapıyorlar. Pestilini, işte pekmezini falan. Bunlara kak kurusu, bunlara dikkat edin. Onlar daha orijinaldir. Onlardan alırsanız çok iyi netice alınır sevgili izleyenim. Evet, kaynayan sütün içerisine toz şekeri ilave ediyoruz. Gitti, toz şeker gitti. Efendim, toz şekeri ilave ediyoruz. Toz şeker tabii ki burada 1,5 su bardağı. Eğer ki tatlı severseniz biraz daha ilave edeceksiniz. Çünkü biz bunun içerisine biraz da üzerine pekmez bırakacağımız için buradaki malzemenin içerisine o kadar tatlı, yeterlidir. Onun için 1,5 su bardağı toz şeker kullanıyoruz. Normalde her 1 litreye 200 gram toz şeker kullanılır sevgili izleyenlerim. Onun için de tabii ki ben biraz az kullandım pekmezden dolayı. Fazla tatlıya alıştırmamaya çalışacaksınız çocuklarınızı. Fazla tatlı iyi bir şey değildir. Tatsız ve bir de tuzsuz olmasına dikkat edin. Hele Fatih'e hiç yok. Benim yerimde gözü varmış. Gel bakayım. Gel. Efendime söyleyeyim. Evet, kaynasın. Kaynadıktan sonra buradaki malzememizi de ilave ediyoruz. Burada biraz süt var. Oradan 10 bardaktan ayırmış olduğum 2 bardak kadar sütümüz var. 2 kaşık pirinç unumuz var. 2 kaşık nişastamız var. 2 kaşık da unumuz var. Bunların hepsini bir araya getirdik. Bu şekilde efendim pişinceye kadar, böyle kaynayıncaya kadar karıştıracağız. Kaynadıktan sonra bunları isterseniz kaselere, isterseniz kuplara bunları pay edebilirsiniz. Evet, gittikçe bunlar biraz kalınlaşacaktır. Tabii içerisinde alınan malzemeden dolayı. Normalde 1 litre yaptığınız zaman sevgili izleyenlerim, yani 5 bardak yaparsanız 5 bardağın içerisine 1 kaşık un, 1 kaşık pirinç unu, 1 kaşık nişasta ilave ederseniz ölçüsü odur. Ve 1 bardaktan da az toz şeker ilave edince zaten o kıvamında olmuş olur. Durum böyleyken evet burada kaynayan bir çorbamız vardır. Bilmem arkadaşlarımız ekrana getiriyor mu? Ne kadar güzel oldu sevgili izleyenlerim. Herkese tavsiye ediyoruz. Fokur fokur kaynayan güzel bir çorba. Ya Allah Allah. Evet tabana tutturduk, Taban tuttu, Evet, tuttu taban. Vallahi tuttu. Aman aldım, taban tuttu. Kurtlar an kurtardı. Ha, taban tuttu. Senin yüzünden oldu. Oh, oynarsın değil mi? Sevinirsin hain. Sevinirsin. Şimdi efendim hemen şöyle halledelim. Şöyle kuplara doldurmaya başlayalım. Az az kuplara doldurduktan sonra da sevgili izleyenlerim bakalım kup mu kase mi ne olacak bunların hali. Şimdi bunları doldurduktan sonra kuplarımıza evet yeteri kadar dolduruyorsunuz. Ve bunları doldurduktan sonra da efendim bunların üzerine fındıkları var. Onun haricinde de tabii pekmezimiz var. Bunlara bir bütünlük sağlatacağız. Bir bütünlük sağladıktan sonra da bunları soğuduktan sonra servise hazır edeceğiz. Soğuduktan sonra da zaten evet o zaman tam
Teşekkürli. Soğutuyorsunuz. Servise hazır. Kenarlarını alacağız. Kenarları sorun değil. Şöyle evvela bir dolduralım. Şöyle fazla ulaştırmadan şunları bir dolduralım. Doldurduktan sonra da kaselerimize pay edeceğiz. Kaselere pay ettikten sonra efendim birazcık süsleme hazırlayacağız. Süslemesini yaptıktan sonra da tabii ki bunları ondan sonra soğumaya bırakıyorsunuz. Öyle mi? Efendim ben bunları hazırlarken reklama gideceğimizi söyledi arkadaşlar. Şöyle zaten buraya kadar ekrana getirdik. Şöyle bir reklamlara gidelim. Ben de bu arada bunları hazırlamış olacağım. Ya sorun yok arkadaşlar, niye panik yapıyorsunuz ya? Allah Allah, geçtiyseniz geçin ya, bir şey yok, bir sıkıntı yok bence. Benden bir sıkıntı yok. Fatih niye öyle panik yapıyorsun? Hani ben, gel bakayım. Ha? Seni gidi. Gelsene bakayım. Ha? Konuşuyorsun öyle ezbere. Konuşuyorsun öyle. Rabbim bir ağız vermiş. Habire konuşuyorsun. Değil mi? Konuş bakalım. Şimdi efendim, birazcık acele ettim. Sebebi şu, biraz üzerinde kabuk oluşması, yani soğuması gerekiyor. Ondan sonra onun üzerine tabii ki onun pekmezini ilave ediyorsunuz. Pekmez ilave ettikten sonra onun üzerine çocukların daha çok hoşuna giden efendim şurada fındık var. Fındık var. Şu fındığı da ortasına bırakıyorsunuz. Fındıkları da bu şekilde pay ettikten sonra fındıkların üzerlerine de biraz daha bir pekmezden ilave edip onların şöyle ıslanmasını sağlıyorsunuz. Bu şekilde sevgili izleyenlerim, çocuklarımıza bunları ikram edin. Ha, kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Ama bunu gördüğünüz gibi üst üste bıraktığımız zaman biraz oturma yapar. Ama soğuduktan sonra bunları hazırlarsanız, üzerinin eklerini yaparsanız, ilavelerini, daha iyi netice alınır sevgili izleyenlerim. Gördüğünüz gibi bunları hazırlamış olduk. Sürçülisan etmiş olabilirim. Bazen takılıyoruz kardeşlerimize. Sürçülisan etsek affola. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.